Ve ben sizleri... Sizler katlanıyorsunuz. Fıstık üretmek zor iş. Emek ister, alın teri ister, sabır ister. Bir fıstık bahçesinde bugün gittim, çıkışta gözleri de görmeyen bir amcam yolumu kesti. Dedi ki tam verim için tam 15-20 yıl bekliyorsun fıstık ağacı verime gelsin diye. Çocuğuna bakar gibi bakıyorsun. Bazen onun ilacından önce ağacın ilacını alıyorsun. Bazen kendin aç kalıyorsun, ağacı gübresiz bırakmıyorsun. Ama maalesef bu emeğin karşılığını almak için 20 yıl bekliyorsun, sonra bir var yılı oluyor, bir yok yılı oluyor. Bu kadar emeğin, bu kadar masrafın sonunda çiftçi rahat etmek, rahat bir nefes almak istiyor. Ama bugün fıstık üreticisinin nefesini kesenler var. Bugün fıstık üreticisinin cebine göz dikenler var. Fıstıkla ilgili kim varsa konuştum. Diyorlar ki geçen sene fıstığın kilosu 110 liraydı. Boz fıstık bugün gösterdiler boz fıstığın. Nerede benim fıstık? Ablam bana traktörün üstünden fıstık verdi. Teşekkür ederim. Geç geç. Bu fıstığı traktörün üstünden gerdi. Bu fıstık boz fıstık, doğru mu? Bunun fiyatı geçen sene 110 liraydı. Doğru mu? Şimdi o günden bugüne kadar bütün her şeyin fiyatı 2 kata 3 kata çıktı. Geçen sene 115 lira da bu sene niye 90 lira? Niye 95 lira? Bu akılla, vicdanla, mantıkla izah edilebilir mi? Buradan bu ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz. Bir avuç tüccarı korumayı bırakın. Bir avuç tüccarı aracıyı zengin etmeyi bırakın. Bu insanların emeğine göz dikmeyi bırakın. Fıstık üreticisini karınca gibi görüp ona tepeden bakıp onu ezmeyi bırakın. Karıncanın kardeşi var. O da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Derdi sen çekeceksin. Doluyu tepene sen yiyeceksin. Yağmurda sen ıslanacaksın. Rüzgarda sen titreyeceksin. Çırpmayı sen yapacaksın. Parayı başkası kazanacak. Yok öyle yağma. Yazıklar olsun bu düzene, yazıklar olsun. Şimdi Tarım Bakanı orada burada abuk subuk telefon konuşmaları yapmayı bırak. Yarın iktidarda olsak yapacaklarımı söyleyeceğim. Yani evet sorun var, biliyoruz ve bu sorunu eleştiriyoruz. Öyle bir parti değiliz biz. Cumhuriyet Halk Partisi kuru kuruya eleştiren, her şeyi eleştiren, sadece eleştiren bir parti değil. Cumhuriyet Halk Partisi bir sorun varsa sorunu gören, çözümü bilen, çözüm yollarını söyleyen partidir. Yarın iktidar olduğumuzda Toprak Mahsulleri Ofisi derhal nasıl Fisko Birlik kapandı, Toprak veya Fisko Birlik o işlevini kaybetti, TMO'yu fındık alıyorsa, nasıl Manisa'da kuru üzüm alıyorsa, nasıl hububat alıyorsa
Toprak Mahsulleri Ofisi Gaziantep'te, Siirt'te, Şanlıurfa'da, Adıyaman'da, Antep fıstığını da almak durumundadır. TMO fıstık alacak. Sizleri bir kurtlar sofrasına yen etmek değil, sizleri bu piyasanın ana aktörü yapmak boynumuzun borcudur. Artan sıcaklıklar fıstıkta verimi düşürüyor. Bugün gösterdiler. Eskiden %5 boş fıs çıkardı diyorlar. Şimdi %20-25'e çıktı. Sulama zaruri hale geldi. Fıstığın sulanabilmesi için gerekli projelerin hızla başlatılması lazımdır. Tayyip Erdoğan çiftçilerin sıkıntısı yok diyor. Bizi de çiftçilerin sorunlarını istismar etmekle suçluyor. Rahatsız oluyor. Bunları konuşmayın diyor. Onun yerine kavga çıkarmak, tartışma yapmak, polemik yapmak ve gündemi saptırmak istiyor. Allah eksikliklerini göstermesin. Kendilerini hükümetten görmeyen, muhalif olduğunu söyleyen bazıları da bunların peşine takılıp olur olmaz gündemlerle başka şeyler konuşmak istiyor. Buradan hem Erdoğan'ı hem Sayın Bahçeli'yi hem de kendini muhalefetten görüp milletin derdini görmeyen sığ siyasi kavgalar isteyenleri uyarıyorum. Vallahi de yapmayacağım, billahi de yapmayacağım. Sizin sahte gündeminizin peşine takılıp Antepli fıstıkçıyı yalnız bırakmayacağım. Benim derdim Rize'deki çaycı, Manisa'daki üzümcü, Antep'teki fıstıkçıdır. Çukurova'daki pamukçuyu, Konya'daki buğday üreticisini, Tekirdağ'daki ayçiçek üreticisini bırakıp da sizin peşinize düşeceklere yazıklar olsun. Ben milletin yanındayım. Hakkını vermeyenle, fıstık üreticisini sömürenle konuşacak kelimemiz, yürüyecek yolumuz, yapacak anayasamız yoktur. Bizim yolumuz Antepli fıstık üreticisinin, biber üreticisinin mutfağına, evine, çoluğunun çocuğunun ekmeğine giden yoldur. Benim yoldaşım sizlersiniz. Sizinle birlikteyim. Üzülmeyin. Enseyi karartmayın. Sakın korkmayın. Hepinizin yanındayız. Vardır bunun bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. File file sen yelemer. Türkiye'nin her yerinde üreticilerin hakkını savunan Genel Başkanımız Özgür Özel gösterdiğiniz ilgiye, sevgiye, coşkuya teşekkür ediyor. Türkiye İttifakımızın mimarı, ikinci yüzyılın lideri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, sizleri, bölge milletvekillerimiz, il başkanımız, belediye başkanlarımızla birlikte sevgiyle, saygıyla selamlıyor.